Sevgili Kırıkkaleli, Kırşehirli, Sivaslı, Yozgatlı kardeşlerim, AK Parti il teşkilatlarımızın değerli mensupları, kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler, değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Salgınla mücadele tedbirleri sebebiyle bir süre ara verdiğimiz kongrelerimize bugün yeniden başlıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren salgın tedbirlerinde değişiklik olana kadar Yüksek Seçim Kurulu takvimine uygun şekilde pazartesi, salı ve çarşamba günleri il kongrelerimize devam edeceğiz. Hedefimiz Şubat ayının son günlerinde planladığımız İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleriyle birlikte bu süreci tamamlamaktır. Böylece büyük kongre öncesi tüm hazırlıklarımızı bitirmiş olacağız. AK Parti kendini yenileme kabiliyeti en yüksek partidir. Her kongremizde, her seçimde kadrolarımızı sürekli yeni isimlerle, yeni seslerle, yeni nefeslerle tahkim ederek, yönümüzü geleceğe dönerek yolumuza devam ediyoruz. Kadın ve gençlik kollarımızla birlikte ülkemizin en geniş tabanlı partisi durumundayız. Üye sayımızı salgın şartlarına rağmen sadece geçtiğimiz yıl 1 milyon artırmış olmamız milletimizin partimize sahip çıktığının işaretidir. Sizlerden beklentimiz, milletimizin kalbindeki bu sevgiyi yılın her günü partimize desteğe dönüştürecek bir muhabbet iklimi oluşturmanızdır. Medya ve sosyal medya mecraları elbette önemlidir. Ancak siyasette asıl belirleyici olan yüz yüze ilişkidir. Belki başka partiler için bu mümkün olmayabilir. Ama AK Parti bakımından milletimizin her bireyine ulaşmanın hiçbir zorluğu yoktur. Türkiye'nin en çok üye sayısına, en yaygın teşkilat ağına, en güçlü faaliyet imkanlarına sahip partisiyiz. Şayet buna rağmen gönlünü kazanmak için ulaşmadığımız, kapısını çalmadığımız, hasbihal etmediğimiz, derdini, talebini dinlemediğimiz tek bir kişi dahi varsa bu bizim eksiğimizdir. Kongrelerimizde görev alan il yönetimlerinden en büyük beklentim 2023'e kadar her günümüzü seçim günü gibi görerek çalışmalarıdır. Ataların tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz sözünde olduğu gibi yılın her günü milletimizde emhal olmayanın seçim günü diyecek sözü kalmaz. Milletin gönlüne girmek için gece gündüz çalışmayı kendine yük veya zül gören yanlış yerde yanlış göreve talip demektir. Biz milletin kurduğu, bugüne de milletin getirdiği bir partiyiz. Gücümüzü de, ilhamımızı da milletten alır, birikimimizi ve imkanlarımızı sadece millete hizmet için kullanırız. AK Parti'nin 19 yıldır girdiği her seçimden birinci çıkmasının gerisindeki hikmet işte budur. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak her mecliste ezici bir çoğunlukla temsil edileceğiz. Hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. Bu süreçte göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek, yapacağınız fedakarlık için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. Ve illerimizde Cumhur İttifakı olarak
gerek AK Parti olarak, gerek Milliyetçi Hareket Partisi olarak, gerek Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürümektedir, yürüyecektir. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlarımızdan Dar-ı Beka'ya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kendini bu büyük ailenin ferdi olarak hisseden herkese gönlümüzde, kapımızda, partimizin tüm kademeleri de sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk. Bu şekilde de hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bugünkü kongrelerimizde görev alacak olan arkadaşlarıma Rabbimden başarılar temenni ediyorum. Mevla yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin diyorum. Değerli arkadaşlar, hem Hallacı Mansur'a hem Pir Sultan'a atfedilen ellerin attığı taş değil, dostun attığı gül yareler beni diye bir söz var. Bizi de ne terör örgütlerinin alçaklıkları, ne kuyruk acısıyla üzerimize saldıranların oyunları, ne de önümüze kurulan tuzaklar yoruyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin de üstesinden geldik, geliriz. Bizi asıl yoran bu ülkenin selameti, bu milletin esenliği için omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin sergiledikleri tavırlardır. Siyasette her seviyede elbette rekabet vardır. Olması da iyidir. Hizmet yolunda yapılan rekabet kaliteyi yükseltir. Ama ülkemizde siyaseti, söylemi ve uygulamalarıyla rekabetle izah edilemeyecek sınırların dışına çıkartan bir anlayışla karşı karşıyayız. Eskiden ancak marjinal kesimlerde rastlanabilecek söylem ve yöntemler ülkenin en büyük ikinci partisinin siyasetinin merkezine yerleşmiştir. Aslında biz bu anlayışı muhatap almak istemiyoruz. Ama öyle şeyler söylüyor ve yapıyorlar ki milletimize olan saygımız gereği cevaplarını vermek, hadlerini bildirmek, hak ettikleri şekilde davranmak mecburiyetinde kalıyoruz. Mesela bu zihniyetin temsilcisi olan zat dün yine bühtan üzerine bühtan sıraladı. Neymiş efendim? CHP Türkiye'yi büyütmüş. AK Parti Türkiye'yi büyütmek için çalışmamış. Kısmen doğru bir tespit. Gerçekten de CHP tarihi boyunca hep Türkiye'nin sorunlarını, sıkıntılarını, dertlerini, ayağındaki prangaları büyütmüş bir partidir. Milletimizin hafızasında CHP büyük acıların, büyük zulümlerin partisidir. Bugün de aynı misyonu yerine getiriyor. AK Parti ise CHP'nin başımıza sardığı bu büyük sorunların hepsini ortadan kaldırmak için çalışmıştır. Her birini milletimizin çok yakından bildiği icraatlarımızın büyüklüğü ise bu tartışmanın konusu dahi olamaz. Bunu söyleyen kim? Hayatında karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış. Tek bir konuda ifade ortaya koymamış. İrade ortaya koymamış. Sosyal sigortalar kurumunu batırmış. Milletin ve memleketin hayrına tek bir işe omuz vermemiş birisi. Sadece bu kadarla da kalmıyor ve devam ediyor. Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz. Arkasından da bir sürü laf kalabalığıyla asıl niyetini gizlemeye çalışıyor. Tabii bunlar alıştılar yıllarca darbecilerden, vesayetçilerden,
cuntacılardan cumhurbaşkanı seçmeye. Milletin önce 2014'te ardından yeni sistemle birlikte 2018'de doğrudan seçtiği cumhurbaşkanını hala hazmedemiyorlar. Kendi partilerinde işler kasetle, tacizle, tecavüzle, hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle bir göreve gelebilmeyi hafsalalarına sığdıramıyorlar. Aslına bakarsanız bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda olduğu gibi bu konuda da haramdır. En vahimi de aynı yalanları, aynı iftiraları, aynı ezeyanları döne döne tekrarlamayı siyaset sanan bu zihniyetin ülkenin ikinci büyük partisinin başında kalabiliyor olmasıdır. Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir. Anayasada Cumhurbaşkanı'na verilen sorumluluklardan habersiz, Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda siyasi sıfat ve görev sahibi olduğunu bilmeyen bir kişi daha alfabenin A'sında çuvallamış demektir. İşin başında böylesine bir cehalet sergileyen veya kendince herkesi aldatmaya çalışan bir kişinin diğer söyledikleri zaten hükümsüzdür. Teröristlere arkadaş, darbecilere hak hukuk savunucusu diyen, milli projelerimizi engellemek için her şeyi yapan, sınır ötesi harekatlarımıza gölge düşürmeye çalışan, yatırımcılara ülkeye gelmeyin çağrısı yapan bir kişi için ne desek az gelir. Girdiği her seçimi kaybetmiş bu zatın zerre kadar onuru, kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi. Kendi başarısızlığını iftira ve yalan çıtasını sürekli yükselterek örtmeye çalışan bir zihniyetten ülkeye hayır gelmez. CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın sürekli başlarını yere eğdiren bu zihniyeti en kısa sürede tasfiye edeceklerine inanıyorum. Önümüzdeki seçimlerin bu bakımdan hem ülkemizin hem de bu partinin önünde yeni bir dönemin açılışına vesile olacağına inanıyorum. Değerli arkadaşlar, kim ne derse desin, biz kendi işimize bakacağız. Partide kendi işimize bakacağız. Hükümette kendi işimize bakacağız. Mecliste kendi işimize bakacağız. Yatırımlarda kendi işimize bakacağız. Dış politikada kendi işimize bakacağız. Çünkü milletimiz bizden diğer tüm hususlardan öte hizmet bekliyor. Önceliğimiz ülkemizin güvenliği ve huzuruyla birlikte milletimizin her bir ferdinin iş, aş, sağlık, eğitim, adalet gibi temel beklentilerine cevap verecek projeler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Devlet de bunun için vardır. Siyaset de bunun için vardır. Bugüne kadar Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı, 10 katı hizmet gerçekleştirmemiz elbette önemlidir. Ama asıl yapacaklarımız daha ileridedir. Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır. Evlatlarımıza 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakamazsak gözümüz açık gider. Rabbim bize büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek tarihe ismi hayırla anılan bir parti ve kadro olma şerefini inşallah nasip eyler. Bunun için hep birlikte
gece gündüz çalışmalıyız. Şimdi soruyorum. Buna hazır mıyız? Buna hazır mıyız? Tekrar ediyorum. Buna hazır mıyız? AK Parti teşkilatlarında görev alan her bir kardeşime bu konuda güveniyorum. Bu duygularla ilk kongrelerimizin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Göreve gelecek arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Hepinize bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet, şimdi tekrar sesleniyorum. Kırıkkale, şöyle ekranda sizi görmek istiyorum. Şöyle Kırıkkale bir ayağa kalksın bakalım. Kırıkkale'den ilk seçimlerdeki gibi büyük bir başarı bekliyoruz. İlk seçimlerdeki gibi büyük bir başarı bekliyoruz. Tamam, buna hazırız değil mi? Teşekkür ediyorum. Evet, Kırşehir. Şimdi bir de Kırşehir'i ayakta görelim ve alkışlayalım. Bu kongreyle beraber Kırşehir inşallah yepyeni bir sürece giriyor ve inanıyorum ki ana akademisiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla Kırşehir çok büyük bir patlamayı gerçekleştirecek. Buna hazır mıyız? Evet, Sivas. Şöyle Sivas'ı görelim. Sivas'ı ayakta şöyle bir görelim. Nasıl, Sivas'ta kar var mı? Sivas'ta kar var mı? Bekir Bey. Mahir Bey. Mahir Bey. Sivas'ta kar yok mu? Sayın Cumhurbaşkanımız. Yok. İsmet Bey, Sivas'ta kar yok galiba. Sayın Cumhurbaşkanım, hava. İsmet Bey, Sivas'ta kar yok galiba. Yok efendim, Sivas'ta kar yok. Maşallah. Ankara'da kar var. Ankara sizi inşallah karla karşılayacak. Ankara sizi inşallah karla karşılayacak. Sayın Cumhurbaşkanım, Sivas her zamanki gibi hazır. Size saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz Sivas'tan. Haydi bakalım, hayırlı olsun inşallah. Evet, şimdi geldik Yozgat'a. Yozgat'ı şöyle bir ayakta görelim. Bekir Bey, Yozgat'ta kar var mı? Yozgat'ta kar var mı? Mahir Bey, kar var mı? Mahir Bey, kar var mı? Yok. Yok. Ankara sizi karla karşılayacak inşallah. Ankara sizi karla karşılayacak. Şöyle Yusuf Bey'i de bir göreyim. Yusuf Bey, çok gayret istiyorum ha. Çok gayret. Yusuf Bey,
Yusuf Bey çok gayret istiyorum. İnşallah Sayın Çok gayret. Rabbim yar yardımcınız olsun inşallah. Hepinizi tekrar alkışlıyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı. Evet, bugün böylece 4 il kongremizi video konferans vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduk. Hayırlı olsun.